6 Aralık 2023 Çarşamba Genç Tatar Haber Saati ile sizinle beraberiz. Geçtiğimiz haftadan bugüne Kırım'a dair haberleri sizlere aktaracağız. Günün ilk haberi, Kırım'daki yerleşim yerlerine tarihi Kırım Tatar adları geri verilecek başlıklı haber. Ukrayna'nın geçici işgal edilen toprakların yeniden entegrasyonu Bakanlığı, Rus işgali altında bulunan Kırım'daki yerleşim yerlerine tarihi Kırım Tatar adlarının geri verileceğini duyurdu. Ukrayna'nın geçici işgal edilen toprakların yeniden entegrasyonu Bakanlığı, sosyal medya üzerinden paylaştığı yazılı açıklamada, Kiev'de 22 Kasım 2023 tarihinde Kırım Tatar Dili Milli Komisyonu toplantısının yapıldığını aktardı. Toplantıda Rus işgali altında bulunan Kırım'daki yerleşim yerlerine tarihi Kırım Tatar adlarının geri verilmesi konusu ve ilgili kararın hazırlık süreci ele alındı. Kırım Tatar dilinin Türk kökenli yer isimlerini veya tarihi Kırım Tatar isimlerini belirtmek için kullanacağı belirtilen açıklamada, Ukrayna'da Rus İmparatorluk politikasının propagandasının yasaklanması ve kınanması, ayrıca toponiminin sömürge etkisinden arındırılmasına ilişkin yasa çerçevesinde ilgili kararın hazırlık süreci devam ediyor. Medyada ve bilimsel çalışmalarda Latin harflerinin kullanılarak yer adı yazımının kullanılmasına olanak sağlanacak mekanizmalar üzerinde şu anda müzakereler yapılıyor denildi. Şubat 2023'te Kırım Tatar Milli Meclisi ve Kırım Tatar Kaynak Merkezi, Kırım'daki yerleşim yerlerine, tren istasyonlarına, nehir ve göllere eski tarihi adlarının geri getirilmesi için isimleri geri getirelim, Kırım'ı da geri alırız isimli enformasyon kampanyası var. Günün bir başka haberi, Rus mahkemesinden Jamal'a hakkında tutuklama kararı başlıklı haber. Rus mahkemesi 2016 yılında düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasının birincisi Kırım Tatar sanatçı Jamal hakkında tutuklama kararı aldı. Rus basınında yer alan bilgilere göre Moskova'daki mahkeme güya Rus ordusu hakkında doğru olmayan bilgileri yayma çerçevesinde Jamal hakkında tutuklama kararı aldı. Jamal'ın davasının Moskova'daki Basmani Bölge Mahkemesi'nde görüleceği aktarıldı. 20 Kasım 2023 tarihinde Rusya'nın Jamal hakkında uluslararası arama emri çıkardığı öğrenilmişti. Diğer haberi, Kırımoğlu'na 2023 Avrasya Hizmet Ödülü başlıklı haber. Eko Avrasya Vakfı tarafından verilen 2023 Avrasya Hizmet Ödülleri töreni 29 Kasım 2023 akşamı geniş bir katılıma sahne olan törenle Kırım Tatar halkının efsanevi milli lideri Ukrayna Milli Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na takdim edildi. Ukrayna ve Kırım'daki kritik durum nedeniyle başkent Kiev'de bulunan Kırımoğlu'nun yerine ödülü eşi Safinar Cemileva teslim aldı. Ödülü Eko Avrasya Başkanı Hikmet Eren ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici takdim etti. Eko Avrasya Vakfı Başkanı Hikmet Eren, Kırım Tatarlarının milli davası için yılmadan çalışan Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu hakkında, Kırımoğlu hayatını Kırım Tatar Türkleri için adayan ve Kırım davamızın bugüne kadar gelmesinde büyük katkısı olan bir efsane lideridir. Bizler Eko Avrasya olarak kendisine bu ödülü vermekten dolayı onur duyuyor ve kendisine sağlıklı bir ömür diyoruz ifadelerini. Kırımoğlu'nun eşi Safinar Cemileva ödülü eşi adına teslim aldı. Teşekkür konuşmasında Rus işgali altında yaşayan Kırım Tatarlarından Türkiye'ye selam getirdiğini, Cemileva, Türkiye'de eşi Kırımoğlu'nun çok sevildiğini kaydetti ve bundan memnun olduğunu dile getirdi. Kırımoğlu'nun milletinin mücadelesi için hayatı boyunca yaşadığı zorlukları ve mücadele hayatını özetleyen Cemileva, "Ben böyle bir adamın eşi olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum." Cemileva, "Vatan Kırım'ın özgürlüğü, Rus işgalinden kurtuluş için
mücadelenin devam ettiğinin altını çizdi. Bir başka haberimiz, işgalciler bir Kırım Tatarını daha alıkoydu başlıklı haber. Rusya tarafından işgal edilen Kırım'daki işgalci yönetimin Kırım Tatarlarına yönelik baskıları devam ediyor. Rus işgal güçlerinin bu sabah Aluşta'da yaşayan bir Kırım Tatarının evine baskınlar düzenlediği ve arama yaptığı bildirildi. Aramadan sonra Kırım Tatarı alıkonuldu. Kırım Dayanışması Sivil Örgütü, Rus işgal güçlerinin bu sabah Kırım'ın Aluşta bölgesindeki Yukarı Şuma köyünde yaşayan Aluşta Din Cemiyeti Başkanı Kırım Tatarı Abdullah Gafarov'un evine baskın gerçekleştirildiğini duyurdu. Evde arama düzenleyen sözde aşırılıkla mücadele merkezi görevlileri arama faaliyetleri sonlandırıldıktan sonra Gafarov'u alıkoydu. Gafarov sorgulandıktan sonra serbest bırakıldı. Kırım Tatarı Abdullah Gafarov, Ağustos 2023'te soydaşlarına destek vermek için geldiği Akmesit'teki sözde Kievski Bölge Mahkemesi önünde alıkonulmuştu. Daha sonra İşgalci Mahkeme, kamu düzeni bozan hareketleri organize etme suçlaması uyarınca hakkında 4 gün tutuklama kararı aldı. Günün bir diğer haberi, Nariman Celen'in bulunduğu yer belli oldu başlıklı haber. Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Nariman Celen'in eşi Leviza Celal, 2 ay süren belirsizlikten sonra eşinden bir mektup aldığını duyurdu. Leviza Celal, Rus yönetimi tarafından Ekim ayı başında Kırım'dan yasa dışı çıkarılan eşinin Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Minyusk cezaevine sevk edildiğini aktardı. Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Nariman Celen'in eşi Leviza Celal, dün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Nariman Celal'in işgal altındaki Kırım'dan Rusya'daki Minusisk cezaevine sevk etme sürecinin tamamlandığını bildirdi. Nariman Celal'in eşine yazdığı mektupta Minusisk cezaevine 20 Kasım 2023 tarihinde getirildiğini ve şu an karantinada tutulduğunu aktararak yaklaşık 2 ay süren yolculuk boyunca hastalandığını ancak artık kendini daha iyi hissettiğini kaydetti. Leviza Celal, destek vermek amacıyla eşine mektup yazma çağrısı yaparak durumunun biraz daha olsa hafifletmek için yapabileceğimiz tek şey eşime olabildiğince çok mektup yazmak ifadelerini kullandı. Bir başka haberi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Kırımoğlu'na Fahri Doktora verecek başlıklı haber. Türk dünyasının yaşayan efsanesi Kırım Tatar halkının milli lideri Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nde Fahri Doktora takdim edilecek. Üniversite, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Kırım Derneği Konya Şubesi'nin organizasyonuyla Kırımoğlu'na Fahri Doktora verecek. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi konferans salonunda 7 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşecek gören saat 14'te başlayacak. Diğer haberimiz, Emel Kırım Vakfı'ndan Kırım'ın Yaralı Türküleri etkinliği başlıklı haber. Kırım Tatar Halk Müziği sanatçısı Rüstem Mehmet ve Kırım Tatar Halk Dansları sanatçısı Mavila Mehmetova, Emel Kırım Vakfı Fikir ve Kültür Konferansları kapsamında İstanbul'da seyircilerle buluştu. Kırım'ın Yaralı Türküleri, Kırım Tarihinde Bir Kültür Yolculuğu isimli etkinlikte Kırım Halk Sanatçısı Rüstem Mehmet hikayeleriyle, yırlarıyla ve hatıralarıyla Kırım Tatar kültürünü tanıttı. Kırım Tatar Halk Dansları sanatçısı Mavile Mehmetov ise Kırım Tatar Halk Dansları performansını sergiledi. Etkinlik açılışında konuşan Emel Kırım Vakfı Başkanı Zafer Karatay, Kırım'da 1783'ten beri yaşanan onca felakete rağmen Kırım Türkleri ayakta kalmayı başardı.
direnmeyi ve küllerinden yeniden doğmayı başardı. Tüm bunlar içerisinde bizleri medeniyet, dil ve kültür olarak bizi ata topraklarımıza 1500 yıllık Türk toprağı Kırım'a bağlayan yırlarımız, türkülerimiz, manilerimiz oldu. Sanatçılarımız, fedailerimiz, ozanlarımız, annelerimiz hasretle vatan Kırım'ı düşünerek bu türküleri söylediler. Kırım Tatarları ile bağlantılı olan neredeyse her şeyin yasak olduğu o dönemde halkı sürgünde ayakta tutan halk şarkıları oldu. Bu yüzden tüm bunlara emeği geçen sanatçılara teşekkürüz dedi. Kırım Tatar halk şarkılarını icra ederek katılımcıların kulaklarının pasını silen Rüstem Mehmet, her şarkıdan önce seyircilere söyleyeceği eserin hikayesini anlattı. Kırım Tatar halk dansları sanatçısı Mavile Mehmetova ise ağır hava ve kaytarma, tım tım gibi Kırım Tatar halk danslarını icra etti. İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Hasan Hüseyin Can, sanatçılar Rüstem Mehmet ve Mavile Mehmetova'ya teşekkür plaketlerini takdim ederken ifadelere yer verdi. Şairler, şiirler, yırlar, bunları icra eden sanatçılar nesiller arası birliği muhafaza eder. Milletin kültürünü gelecek nesillere taşır. Dolayısıyla şairlerimiz, sanatçılarımız bizleri millet olarak bir arada tutma, tarihimize sahip çıkma, hatıralarımızı gelecek nesillere aktarma konusunda çok önemli bir görev üstleniyor. Bu vesileyle değerli sanatçılarımıza bir daha teşekkür ediyorum. Günün son haberi, Kurtar Kırım'da neler oluyor başlıklı program tertip edecek başlıklı haber. Kurtar, Uluslararası İnsani Yardım Derneği'nin geleneksel olarak gerçekleştirdiği Ateş, Simit, Çay Gecesi programlarının bu haftaki konusu Kırım olacak. Etkinlikte Kırım Tatar halkının ana vatanı Kırım'da yaşayan Kırım Tatarlarının günümüzde işgal ve savaş şartlarında yaşadığı baskı ile zulümler ele alınacak. Kırım'da neler oluyor başlığıyla düzenlenecek program 9 Aralık 2023 Cumartesi günü gerçekleşecek. Kurtar Dernek Merkezi'nde düzenlenecek etkinlik saat 19'da başlayacak. Kırım Haber Ajansı kaynaklı haberleri. Ben Aruva Aysa. Sağlıkman kalınız.